Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise ile karşınızdayız. Elbisemizin roba kısmını yakadan başlayarak ördük. Belirli artışlarımızı yaptık. Bakın her sıramızda artışlarımızla robamızı genişlettik. Daha sonrasında kollarımızı ayırdıktan sonra gövdemizi örmeye devam ettik. Ve tamamen bitirdikten sonra şöyle eteğini 3 kat tülümle çalıştım. Sizler dilediğiniz kumaşlarla tabii ki çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak. Evet, beline de bir tane organzeden şöyle gül yapmaya çalıştım. Sizler yine tabii dilediğiniz şekilde süslemelerimizi yapabilirsiniz. Evet, elbisemizin roba kısmını örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizin robasını örmek için Etrofil marka ipimi kullanıyorum. İpimiz organik el örgü ipleri. Şöyle baktığımızda renk numarası 80060. %100 akrilik anti-peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Ve bu ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Numarası maalesef silindiği için gösteremiyorum ama şöyle baktığımız zaman ucunun çok da kalın olmadığını görmekteyiz. Diğer kalın tığlarla kıyaslarsak aslında daha güzel olacaktır. Eğer ipiniz daha ince ise daha ince uçlu tığlar, kalınsa birazcık daha ipimize uygun tığları tercih ettiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlarımızı alırız. İpimizi zincirimi çekmek için içinden çıkarıyorum ve hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincirimizi çekerek kutucuklarımızı hazırlamaya başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincirin olduğu yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Birinci kutuyu şöyle çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine girerek, bakın tam içine girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane kutumuz hazır oldu. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir önceki kutunun içerisine, tam içerisine girerek trabzanımızı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yine yuvamın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3 zincir, örgümün yönünü çeviriyorum. İçeriye girerek trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3. Ardını çeviriyorum. Bakın hep yönünü çevirerek. İçine giriyorum. Bir tane trabzan. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki kutucuğun tam içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Ve bu şekilde küçük küçük kutucuklarımızı oluşturuyoruz. 66 tane toplamda kutucuklarımızı oluşturdum. Bakınız şu şekilde. Şimdi örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Birinci kutucuğumuzu atlıyorum. Hemen ikinci kutucuğumuzun içerisine gelerek 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum ve 3 defa da alıyorum. 2, 3. Tekrar bakın yeniden anlatmak istiyorum. Şuradaki önemli olan nokta, bu kutumuzu atlıyoruz, örmüyoruz. Bu kutudan hemen ikinci kutumuza geliyoruz. Bir defa başını doluyoruz ve 3 defa da alıyoruz. Bakınız tığımın başını doladım. Burayı atlıyorum. Hemen yandaki kutuya geliyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Aynı yere 6 tane olana kadar 1, 2 ve 3. 3 seferde alıyorum ve sayıyorum. Bakınız 2, 4 olmuş. 5 ve 6. 6 tane trabzanımız oldu. Şuradan saymayınca bakınız 2, 4 ve 6. 6 trabzanımızı şurada görmüş olduğumuz 2 tane kutucuğumuzun tam ortasına gelerek batıyorum. Herhangi bir zincirimizi falan çekmeden gelerek batıyorum ve bir tane de kutumuzu atlamış oluyoruz. Bakınız, hemen yandaki kutuyu atlıyorum. Kutunun içine değil, tam ara boşluğa batıyorum. Yanındaki kutuyu yine atlayarak diğer kutunun içerisine giriyorum. Ve 6 tane trabzanımı biraz önceki ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bir alıyoruz. Bakın 3 defa da çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 2 tane kutucuğumuzu görmekteyiz. 2 kutumuzun tam ortasına gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Sıradaki kutuyu atlıyorum. Bir sonraki kutunun içerisine yine 6 tane trabzanımı 3 defa da çekiyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen aradaki, bakınız, iki kutucuğun arasındaki yere girerek batıyorum. Hiç zincir falan çekmeden direkt batıyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutuyu atlıyorum. Yani burada 2 tane kutumuz sadece batma için kullanılıyor. Atladıktan sonra tekrar 6 tane trabzanımı 3 defa da çekerek örüyorum ve sıra başına kadar bu işlemimizi bu şekilde tekrar ediyoruz. Şöyle bakalım. Birinci kutumuzu atladık. İkinci kutumuzun içerisine 6 trabzanımızı ördük. Bakınız, burada 2 tane kutucuğumuz var. Tam ortasındaki bölüme battım. Kutumu atladım. Yandaki kutunun içerisine tekrar 6 tane trabzanımı bir defa dolayıp 3 seferde çektim. 2 tane kutucuğumuz yine gelmekte. Tam ortasına 6. trabzanımı gelerek batıyorum. Ve yandaki kutuyu da atlıyorum. Diğer sıradaki gelen kutuya 6 tane trabzanı bir defa başını dolayarak 3 defa da çekiyorum ve sıramızın başına kadar bu işlemimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Evet, birinci sıramızı şu şekilde tamamladık. Bakınız, gayet düz bir şekilde, hatta herhangi bir dönmesi yok. Ördükçe dönme işlemimizi gerçekleştireceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 tane dilimimizi ördük. 22 dilimimizi ördükten sonra bakınız, en son dilimimizi en son kutumuzun içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde bu köşeye de geçişimizi yapmış oluyoruz ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çekiyorum. Şurada kaçmış biraz, hemen onu düzeltelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 döndürüyorum arkasına. Arkasını döndürdükten sonra bakınız, 6 tane trabzanımızı örmüştük. 1 2 3 4 5 ve 6, bakınız, 6 trabzanımızın tam yarıya bölüyoruz 3 ve 3 olarak. 3 tanesi bir yönde, 3 tanesi bir yönde kalıyor ve araya giriyorum. Şu şekilde bir sonraki yuvamızın yerini hazırlamak için 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yerime battım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu aradaki trabzanların arasına batmış olduğum yere tığımın başını doluyorum. 3 zincirimden sonra bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 6 tane trabzana 1, 2, 3 sağ tarafa, 3 tane sol tarafa olacak şekilde ayırıyorum. Araya giriyorum. 5 tane zincirimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı yere batıyorum. Yuvamızı hazırladık bir sonraki dilimimiz için. 3 tane zincirimi çekiyorum. tığımın başını dolayarak aradaki batmış olduğumuz trabzanlarımızın bakın arasındaki yere geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3 zincirimi çekerek tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 3. Yani tam ortasına giriyorum. Göz kararıyla hemen göz aşinalığıyla ya da hemen girebilirsiniz. Ben sadece daha açıklayıcı olması için bu kadar açmaktayım. Aslında bu kadar açmaya tabii ki gerek yok. Batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi aynı yere batarak 3 zincirle ilerliyorum. Tığımın başını dolayarak araya bir tane trabzanım örüp 3 zincirle ilerliyorum. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. Uzaklaşmadan 8 zincir çekerek geriye döndük. 3 tane trabzan, 3 tane trabzan sağa ve sola ayırdık. 5 zincirimizi çekip aynı yere battık. 3 zincir çektik. Tam aradaki bakınız aşağı sıradaki batmış olduğumuz yerin üzerine bir trabzanımı ördüm. 3 zincirimi çektikten sonra tekrar 3 sağda 3 solda olacak şekilde araya girdim. 5 zincirimi çektim. 3 zincir, bir trabzan araya, 3 zincir ve 5 tane zincir tam ortaya olacak şekilde yerleştirdim ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. İkinci sıramızın da zeminini hazırladık. Bakınız 5 tane zincir çektim. Aynı yere battım. 3 zincir, bir trabzan, 3 zincir ve 5 tane zincir aynı yere batmak suretiyle sıramızın başına kadar örerek geldim. Geçişimizi birlikte yapalım. 3 tane zincirimi yine çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. En dipteki bakınız en dipteki zincirimin olduğu yere geliyorum. Batıyorum ve başlıyorum. Uzatarak bakın şöyle uzatarak 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığımızın başını bir defa dolayalım. Hemen yuvamızın içerisine trabzanımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 defa da alalım. Bu sıramızda 8 tane trabzanımızı örelim. 2 tane artışımızı yapıyoruz. 3 tane ördüm. 4.'ü örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 trabzanımı ördükten sonra hemen aradaki bakınız şuraya gelerek batıyorum trabzanımın üzerine. Tekrar araya herhangi bir zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Hazırlamış olduğum 5 zincir yuvasının içerisine 8 tane trabzanımı bir defa başını dolayıp 3 defa da alıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımız 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanımızı ördükten sonra yine hemen yanındaki trabzanımın üzerine direkt batıyorum. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar ilerliyoruz. 8 tane trabzanımız bir defa başını doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz ve araya batıyoruz. 8 tane trabzanımızı örüyoruz. Araya batıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 8 trabzan hemen battık. 8 trabzan hemen battık ve en son yerdeyiz. Geçişimizi birlikte yapalım. En son trabzandan sonra şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirin olduğu yere gelerek batalım. Direkt batalım. Şu şekilde. Yarımlamadan batmak istiyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yine zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Biraz önceki çalışmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4 bakınız. 4, 4 ayırıyorum. Yarı yarıya. Araya giriyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere tekrar batarak bir sonraki yuvamız için yerimizi hazırlıyoruz. ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 tığımın başına doluyorum. Aradaki batmış olduğum yere girerek bir tane trabzanımı bu kez 3 defa da alıyorum. Aşağıda 2 defa da almıştık. Bu sıramızda 3'er defa ve bundan sonrakilerde 3'er defa da alıyoruz. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 4 4 ayırıyorum. Bakınız. 1 2 3 4 1 2 3 ve 4. Tam araya giriyorum. 5 tane zincirimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Aynı yere batıyorum. Yuvamı hazırlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. Araya batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi en kenar kısmı örmek istiyorum. Kenardaki trabzanla ördüğümüz bölümü. Bu kez 2 defa tığımızın başını doluyoruz ve alttaki bakınız zincirimize bağlanan sıraya gelerek batıyorum ve birer birer örüyorum. Şöyle büzdürmeyecek bir şekilde şu görüntümüzü bozmayacak rahatlıkta örelim ve yukarıyı örmeye devam edelim. Bu yönde bir tane zincir çekiyorum. Örgümün tekrar ön yüzünü yani trabzanlarımızı doldurma sırasına başlıyoruz. 6'a 8 olarak başlamıştık. Bu sırada 10'ar trabzan şeklinde doldurarak ilerleyelim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Araya giriyorum. 1 3 defa da alıyoruz. Onu unutmayalım. 3 4 5 ve 6 7 8 9 rahatlatayım şu şekilde 9 ve 10 tane trabzanımı ördüm. Hemen bir tane trabzanımızın tepesine gelerek batıyoruz. Sağında ve solunda 3 tane zincir olan trabzanımızın yine tığımızın başını bir defa dolayarak 10 defa trabzanımızı doldurarak sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Robamızın 3. sırasını da ördük. 6, 8, 10 olarak devam ettik ve ben artık kolumu ayırmak istiyorum. Çünkü yakamızda da trabzanımı geçeceğim için çok fazla dökülen bir kol istemiyorum. Biraz daha kısa kol olmasını istiyorum. Eğer daha fazla uzatmak istiyorsanız kol bölgesini 12, 14, 16 şeklinde artışlarımızı yapacağız. Şimdi ben santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum. İpimiz bizim etrofille örüyoruz. Etrofilin normaliyle ördüğümüz için tabi biraz kalınca bir ip. Bakınız tam 8 santim. 8 santim gayet yeterli. Bir de bu iç kısımla trabzanımızla toparlayacağımız için yaka bölgesini hemen hemen 10 santime yaklaşacak dolayısıyla. O yüzden bir dilim daha yapmak istemiyorum. Şimdi bu dilime başlıyorum. 3 tane dilimimizi önden ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 dilimim kolum için ayırıyorum. Her iki yönde 3'er dilim önler, 5'er kolları çıkaracağız ve arkaya yine 5 tane dilim, 6 tane dilimimiz kalacak. Şu şekilde tutmak istiyorum bakınız. 1, 2, 3'ü önlere vermek istiyorum her iki tarafta da. Şu şekilde 3'er 3'er önümüz için yeterli. Kol bölgesini yine ayırıyoruz. Şöyle bakınız. Ve örmeye devam edelim. Evet, en son geçişi yine sizlerle birlikte çalışalım. En son bakın 8 tane zincirimizin 5.'sine gelerek batalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu şekilde batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden yuvamı kuruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'er 5'er ayırıyoruz. Ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi tekrar çekerek araya giriyorum. Yuvamız için gerekli olan zincirimiz ve şuradaki aramızdaki 3 zincirimizi artık 4 zincire çıkarıyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane tığımın başını doluyorum. Trabzanımı 1, 2, ve 3 defa da alıyorum. 1 2 3 4 tam ortadan 2'ye bölüyorum. 2 4 5 bakınız 5'er 5'er ayırıyoruz. Kaç tane ördüysek tam yarıya batıyoruz. 1 2 3 4 5 batalım. 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum ve trabzanımı 3 defa da alıyorum. Hemen kapamıyoruz. 2 tane dilimimizi ve yuvalarımızı ördük. 1 2 3 4 tığımın başını dolamadan 1 2 3 4 ve 5 bakın 5 5 ayırıp araya giriyorum. 1 2 3 4 5 her zamanki gibi yuvamızı hazırlıyoruz. Şöyle bakalım. Ve ön yönden bakalım. Bakın ön yönden çok çok güzel görülmekte. Rengi de çok tatlı ipimizin. 3 tane grubumuzu örerek geldik. Araya 4'er zincirimizi çektik ve birer trabzanlarımızı ördük. 5 tane zincir çekerek tepelerinin yuvasını hazırladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dilimimizi kolumuza vermek istiyoruz. Kolumuza vereceğimiz için bakınız şuradaki trabzana gelerek batacağız ve bu araya zincirimizi çekerek kol altında yeni modelimiz için yerimizi açıyoruz. Hemen başlıyorum ben bakın trabzandan sonra örmeye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimizi çekelim. Dilimlerimi sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane dilimden hemen sonraki gelen ilk trabzanımızın üzerine batıyorum. 1, 2 ve 3 defa da alıyorum. Kol altını şu şekilde bakınız rahatlattık ve trabzanımızı ördükten sonra yine aynı şekilde ilerlemeye devam edelim. 1, 2, 3, 4. Bakın araya 8'di. 4 çektim ve 5, 5 ayırıyorum. Şöyle çok rahat hemen ayrılıyor. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 araya giriyorum. Diğer kolumuzun olduğu yere kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Arkadan 6 tane dilimimizi örelim. Rubamın arkası için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dilimimi ördükten sonra trabzanımı da tamamladım. 8 zincirimi çektim. Ve 5 tane dilim sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dilimimizi saydıktan sonra bakınız. 2, 3, 4, 5. Hemen şuradaki trabzanımın olduğu yere geliyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane trabzanımı oraya örüyorum. Bakınız şu araya tam. 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5'er 5'er ayırıyoruz. Bakınız 3 ve 5. Araya giriyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Batıyorum. 4 tane zincir. 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Birer birer çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Ve 5'er 5'er ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane 3 defa da aldığım trabzanımla sıramın başına kadar ilerliyor. Evet, kollarımızı ayırdık artık. Sadece gövdemizi örmeye devam edeceğiz. 3 ve 3 trabzan grubumuz yani dilimlerimiz ön kısımda. Arkada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dilimimiz öreceğiz. Ve kol altlarımızda 8 zincir çekerek yuvamızın olduğu yerden birer tane daha dilim örerek aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. Eğer genişliği daha geniş istiyorsanız artırarak yani 10 olan sayıyı 12, 14, 16 şeklinde her sırada büyütebilirsiniz. Aynı kalmasını istiyorsanız aynı olarak devam edebilirsiniz. Ben 10 olarak devam etmek istiyorum. Bu şekilde tamamlamak istiyorum. Ama artış da yaparsanız şöyle aşağıya doğru hoş bir şekilde açılma başlar. Belki en sona doğru bir ya da iki defa bir artışımızı yaparız. Ama şu an düz örmeyi tercih ediyorum. Evet, kollarımızı çıkardıktan sonra gövdemizde yine aynı şekilde onar onar trabzanlarımızı dolalım ve kol altını yeni modelimizi uygulamak için görüşelim. 3 dilimimizi örerek geldim. 10'ar trabzan hemen battım. 10 trabzan batışımı yaptım. 10 tane trabzanımı ördüm. Kol altındaki 8 zincirimizin olduğu yere geldik. Öncesinde hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Tam ortalayarak 10 tane trabzanı buraya örüyorum. 10 trabzanımı ördükten sonra batış işlemini yine trabzanımın üzerine yapıyorum. Şimdi hemen bakınız, trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Tam ortalı bir şekilde başlıyorum. 1 zincirimin içerisine girdim. 2 3 aynı yere 10 trabzanımızı 3 defa da çekerek örelim. Yarımlamadan ilerliyorum. Beş. Hemen yanındakine bir beş daha örelim. Yanındakine battık bakınız. Bir beşi bir zincirimizin içerisine, diğer beşi de yanındaki zincirimizin içerisine ördük. Yuva hazırlamadığımız için bir zincirin içerisine ağırlaştırmak istemedik. 2 4 6 8 9 yarım aldım. 9 ve 10. 3 seferde alıyorum. Ve trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bakınız şuradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Şöyle görelim. Kol altındaki 10 tane trabzanımızın olduğu yeri, yani zincirimizin içerisine 10 trabzanımızı ördük ve yandaki trabzanın üzerine battım. Tığımın başını doluyorum. Hazırlamış olduğum yuvanın içine 10 tane örüyorum. Kol altındaki trabzanımızı ördükten sonra bakınız zincirimizin içerisine 1 2 3 4 5 6 dilimimizi ördükten sonra tekrar kolumuzun altına geldik. Yine kol altımıza 10 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir defa doluyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Şimdi şöyle ortalayalım. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 5 tanesini bu zincirimizin içerisine, 5 tanesini diğer zincirimizin içerisine örerek dolduralım. Bakınız 3 defa da örüyoruz. 1 2 ve 3. İpimiz çok güzel bir ip, yalnız çok katlı olduğu için hemen tığımızın başı girer girmez 3-5 hemen yanındaki zincir yuvasına da 5 tane, bakınız hemen yanındakine 5 tane daha örüyorum. Toplamda 10 sayısına ulaşıyorum. Tanesini ördüm. Devam ediyorum. Saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, bir tane kalmış. Hemen 9'uncunun yanına onu da örüyorum. Ve trabzanımı ön tarafa geçen yerdeki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve kol altlarına bu şekilde geçişlerimizi yaptık. Aradaki trabzanlarımızı da ördük. Şimdi öndeki diğer yuvamızın içerisine onar onar trabzanlarımızı da örelim. Başlangıç yerimizde tekrar görüşelim. Evet, sıramızın başına kadar örerek geldim. Bakınız şimdi onar onar biraz büyütelim. Sonrasında görüşelim. Artma ve eksiltme yapmayalım. Ara zincirlerimizi yine 4 tane olarak çekelim ve onar onar yuvalarımızın içerisine dolduralım. Birazcık büyütelim ve sonrasında görüşelim. Evet, robamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra ördüm. İstediğim yüksekliğe geldi ve bitiriyorum. Şimdi en son bitirirken 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız sona geldim. Battım. 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünden bakınız zincirimden sonra ilk trabzanın arasına girerek tığımın başını doluyorum. Araya girerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Her trabzanımın arasına birer defa giriyorum. Ve başını dolamış olduğum tığımı tek seferde çekiyorum. Trabzan, ikili trabzan tarzında değil, tekli trabzan bakınız. Tek sefer alıyorum. Kapatıyorum. Her trabzanımın arasına bir tekrar. Evet, şuradaki aradaki bakınız bölüme de giriyorum ve en son şuradaki hemen battığımız yerin sağına ve soluna da birer tane batıyoruz. Bir, bakınız hemen battığımız trabzanımızın üzeri, soluna da batıyorum. Tekrar trabzanlarımı birer birer aralarına girerek sıra sonuna kadar örerek ilerliyorum. Yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Bakınız şu şekilde çok güzel bir bitiriş yaptık. Sıramızın sonunda tekrar görüşelim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son bakınız bu uçtayım. Şuradan başlamıştık. Bütün etrafımızı dolaşarak geldik. Şimdi yukarıya doğru ilerliyoruz. Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. Aramızın genişliğine göre ayarlamalarımızı yapalım. Çok fazla veya çok az doldurmayalım. Bakınız iki tane doldurdum. Yeterli. Hemen bir sonraki bölüme geçiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme. Aralıklarla bakınız kenarımız düzgün duracak şekilde ilerleyelim. Şöyle görelim. Bakın şu kenardaki görüntümüz düzgün olması gerekmekte. Diğer tarafa geçiyorum. Tek seferde. Başını dolayarak ayarlamalarımızı yapalım. Çok gerdirmeden. Yukarıya doğru ilerliyoruz bakınız. Şöyle görelim bakın. Bu kısma düğme dikeceğiz. Diğer karşı tarafa ise iliklerimizi de açacağız. Yakamızın olduğu yere geldik. Şimdi yakamızda her kutucuğun içerisine işlemimizi yapmıştık. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki bakın aynı yere biraz önceki batmış olduğum yere gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Kutucuğun içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir sonraki kutunun içerisine tek seferde çekiyorum. Her kutunun içerisine birer defa başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum bakınız. Tek seferde. Çok sıkmayalım lütfen. Çok büzülür. Normal. Elimizi biraz rahat tutalım. Yoksa çok kasar. Kötü bir görüntü olur. Bakınız çok kasmasına müsaade etmeyelim. Bakın sadece toparlanıyor şu şekilde gördüğümüz gibi. Çok şöyle büzdürmeyelim. Eğer büzülecek gibi olursa arada bir iki tane dolduralım. Mesela rahatlatmak amacıyla. Mesela yapalım şu şekilde bakınız. Rahatlatmak amacıyla arada bir iki defa batalım. Ama daha çok sıkı örüyorsanız daha sık iki defa batabilirsiniz. Bakınız ki elim gayet rahat rahat örmekteyim. Her yuvaya bir tane giriyorum. Hiç sıkıştırmadan rahat rahat alıyorum. Şöyle görmek istiyorum. Bakınız yakamız toparlanmaya başladı. Bayağı bir açıktı. Yakamızda bu işlemimiz yakamızın daha derli toplu olmasını sağlayacak. Şimdi diğer uca kadar bu işlemimizi yaparak ilerleyelim. Bir uçtan diğer ucumuza kadar örerek geldim. Tekrar yanımızı örmeye başladım. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere iki defa batıyorum. Yan tarafla boyun kısmının, boynun bittiği, yanın başladığı yer ve aşağıya doğru iniyorum. uygun bir şekilde aralıklarla dolduralım. Evet, bakın bazı yerlere 2, bazı yerlere 3 defa başını doluyorum ve batıyorum. Ayarlamaları tamamen örgümüzün durumuna göre yapmaktayız. Şu şekilde düzgün olacak bir şekilde aşağıya kadar gelelim. Evet, aşağıya kadar örerek tamamladık. Bu kısımda bir de kirpikli çalışma yapmak istiyorum. Bu kısım ilik olarak kullanacağımız bölüm olacak. Bakınız en uç kısma kadar geldim. Arkadan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine, yani zincir yuvası trabzanımıza 1, 2, 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 2 atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, şuraya batalım. Arayı çok açmayalım. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3'e batıyorum. 1, 2, 3. 3'e batıyorum. 1, 2, 3. İlk başlangıç yerimize gelerek batalım. Evet, şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Biraz önceki hazırlamış olduğumuz zincir yuvalarının içerisini trabzanla doldurmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 2 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra bir sonraki kutunun içerisine gelerek sık iğne ile batalım. Tekrar tığımızın başına dolayalım. Sıradaki yere 7 tane trabzanımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yandaki yuvanın içerisine gelerek batıyorum sık iğnemle. Ve tekrar ilerliyorum. 7 trabzanımı örmek için diğer yuvanın içerisine giriyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Tekrar 7 trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sonraki yuvaya batıyorum ve bu şekilde kenardaki süslememizi de çalışmış oluyoruz. Şu şekilde düğmelerimizi de buraya uygun yerlere takacağız. Evet, şimdi kolumuzu tığlamaya başlayalım. Onun bir tanesini çalıştım. Bakınız şu şekilde çok güzel kıvrım kıvrım şık bir görüntüsü var. Diğer kolumuzu da birlikte çalışalım. Arkadan örüyoruz. Ters yönden, yani kol altından başlayalım. Hemen batıyorum. Bakınız kolumuzun altındaki boşluğun olduğu yerdeyiz. Burada yeni ilmeğimizi çıkmıştık. Hemen yanından örmeye başlıyorum. Yandaki bu görmüş olduğumuz trabzanların içerisine batarak örmeye başlayacağız. Bir tane zincirimi çektim. 1. Tığımın başını doladım. Hemen tek seferde çekiyorum. 1. 2 ve 3. Araya giriyorum ve bütün trabzanlarımın arasını tıpkı alt kısımda ördüğümüz gibi her bir trabzan arasına bir defa başını dolayarak batıyoruz ve kıvrım kıvrım olmasını sağlıyoruz. İç yüzden dikkat edelim lütfen buna. Bakınız arkadan, yani iç yüzden örüyoruz. Her trabzanımın arasına birer defa giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve aralara da giriyorum. Bakınız şu kenardaki araya bir giriyorum. Ve diğer araya bir tane giriyorum. Ve bütün trabzanlarımı da örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, 3 tane düğmemi de diktim ve robamı tamamladım. Robamın ölçüsüne bakmak istiyorum. Hemen yaka kısmından uç kısma kadar 16 santim. Genişliğine bakalım. Hemen kol altından genişliğine bakıyorum. 26 santim. Aşağıya doğru genişliğine bakıyorum. En alt sıradan 33 santim. Herhangi bir artış yapmadım. 10-10 devam etti. Yalnız şuradaki artışımız tabii ki etkiledi. Omuzdan ölçecek olursak, bakınız omuzdan en yüksek tepeden en alt kısma kadar 22 santim olduğunu görüyorum. Ölçülerimizi bu şekilde gördükten sonra şimdi benim de 1 metre kristal tülüm var. Kristal tülümü robamın altına güzel bir etek çalışması yapmak istiyorum. 1 metrenin hemen hemen tamamını kullanmak istiyorum. Şöyle 2-3 kat olarak ayarlamak istiyorum. Şu şekilde ilk önce bakınız şöyle büküyorum. Şöyle büktükten sonra bir kat olarak şu gördüğümüz kat kısmını üst kısımda kalmasını istiyorum. Bakın buradan kesmiyorum. Alttan da biraz daha uzun olarak keseceğim. 2 katlı olarak kalacak. Şimdi bu üst katın ölçüsünü tabii ki ölçüler öreceğiniz çocuklarımızın boyutuna göre olacak ama 21 santim çünkü teğilimi alacağım, dikme payı olacak, o şekilde ayarlama yapacağız. Evet, birinci katım bu şekilde. İkinci katımı kesmedim, hemen şuradan teğil alarak başlamak istiyorum. Bol teğil makineniz varsa ya da mahalle terzilerine götürmek isterseniz ya da kendi imkanlarınız dahilinde nasıl arzu ederseniz bir şekilde çalışalım. Evet, şimdi alt kısmını da daha uzun bir şekilde yapalım. Hemen ben teğillemeye başlıyorum. Ben tülümü masamın üzerine yaydım. Şu anda 3 kat olarak ayarlamalarımı başladım. Kısadan uzuna doğru katlarımı ayarlayıp her üçünün belini aynı anda teğillemek istiyorum. Şimdi ben çalışmama başlıyorum. Sonrasında hazır olunca görüşelim. Evet, 3 kat ederek eteğimi güzelce bol teğilini aldım. Her katı ayrı, üst kat daha kısa, ikinci kat biraz daha uzun, en son kat daha uzun olarak bel kısmından ayarlayarak içten dikmeye başlayacağım. Düz kristal tül olduğu için gayet sert. Ayarladıktan sonra elimizle şöyle tutalım, içten güzelce dikmeye başlayalım. Şu kısımdan dikelim, bakınız şuradan itibaren gizli dikişlerle ön tarafa çıkmayacak şekilde dikip ayarlayalım ve sonrasında görüşelim. Şöyle bakınız, robamızı koyup içine de eteğimizin bir parçasını koyalım. Bakın diğer kenarını dikmedim. Herhangi bir aksilik olması durumunda teğillerimi biraz daha açabilirim. Ya da ayarlamamı ona göre yapabilirim. Şöyle kenardan dikmeye başlayacağım. En son yaklaştığımda ve bittikten sonra kenarında dikip tamamlayacağız. Evet, şimdi ben yavaş yavaş dikmeye başlıyorum. Terzi arkadaşlarımızın da affına sığınıyoruz bu arada. Bizler tamamen içgüdüsel, el yatkınlığıyla yapıyoruz çalışmalarımızı. Yoksa herhangi bir şekilde terzilik bağlantımız tabii ki yok. Onlara sonsuz saygı duyuyoruz. Eminim onlar çok çok güzel çalışmalar yapıyorlardır. Şöyle bir de şu şekilde gül çalışması yapmak istiyorum. Gülümüzün diğer uçlarından kalmasını istiyorum. Ortadan bir tane dikiş atarak yapıyorum. Tabii bütün çalışmalarımız bizim bu tip el emekleri gerektiren, el becerisi gerektiren şeylerin genelde annelerimizden öğrendiğimiz amatörce işlerimiz. Evet, bakınız şu şekilde biraz bir karış kadar ayırıyorum. Şöyle organize olduğu için biraz daha sert, bakınız şu şekilde büküyorum. Tekrar bir daha bükerek etrafında dolaştırıyorum ve bir tane dikişimi atıyorum. Dikiş atarsanız daha sağlam olacaktır. Etrafında dolaşarak gülümüzü ayarlamaya çalışalım. Tekrar büküyorum, bakınız. Diğerini büküyorum, bunu değil. Uzun olana çalışıyorum. Büküyorum. Biraz büktükten sonra tekrar şu şekilde büke büke hem dikelim hem de gülümüzü tamamlayalım. Evet, gülümüzü de diktikten sonra elbisemizi tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda, yeni örgülerimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.